Elif'in sergisindeyiz. Evet anneciğim, ne kadar güzel var değil mi? Evet. Böyle yetenekli, artist, ressam bir arkadaşımız var. Bugün sözü ona bırakacağım aslında. O anlatacak bize. Hayır alamayız. Bak buraya yazanı okuyabilirsin istersen. Serginin adı Pet Face. Size biraz resimlerden bahsedecek Elif. Elif'in burada olanlardan çok daha fazla resmi var. Tamam, birlikte hepsine bakacağız şimdi Gülcan'cığım. Hadi o zaman hepsini inceleyelim birlikte. İzlediğin, çizdiğin yol gibi. O yüzden de zaten ben çizgileri çok kullanmayı seven bir sanatçı olduğum için onları fokusa aldım bu sergide. Mesela burada çok cesaretli siyah çizgiler görüyorsun ve bunun adına da ben hani cesaretli misin koymak istedim. Çünkü bazen yapmak istediklerimizi gerçekten yapmak istiyorum deyip ortaya çıkarmak çok zor oluyor. Ama ortaya çıkınca da böyle kontrastlı bir şekilde bulunabiliyor. İşte her eserin altına böyle düşündüğüm şeyleri yazmak istedim ya da beni mutlu eden, cesaretlendiren bazı işte quotation'lar buldum, onları koydum. Yani onları da okuyabilirsin. Mesela burada da işte böyle beyazları kullanmak istedim. Bu eserin adı da hani stating the obvious, yani çok belli olan bir şeyi göstermek. Aynı zamanda hani senin bunu nasıl algıladığın çok daha önemli benim için. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Ben bunu biraz daha böyle müzikle eşleştirdim. Niyeyse şurada mesela bir topuklu ayakkabı gibi bir şey gözümde canlandı. O mesela bir müzikalin işareti, oyunun bir böyle piyesin şeyin oluyor ya, ne denir ona, bir sahnesi ya da mesela sinemanın bir sahnesi olabilir, 2 dakika, 3 dakika neyse. Hani öyle bir şey canlandı bende, şu özellikle şu topuklu ayakkabı gibi olan şeyden dolayı, renkler vesaire. Ya zaten çok sanatta anlayan biri olduğumu iddia etmiyorum ama böyle içimde uyanan duyguları ifade etmeye çalışıyorum, o konuda da çok iyi değilim. En küçük sanat severimiz babasıyla. Evet, Linda'cığım birazcık şey yapsın. Şimdiden o kendini geliştirmeye başlasın.
Ben şeyi merak ediyorum. Mesela bunu örnek alsak. Bunların hikayesi nasıl başlıyor? Mesela önce komple kırmızıya boyuyorsun, sonra üstüne yeşil batıyorsun. Sen nereden başlayıp da burada bitiriyorsun ve bitsine nasıl karar veriyorsun? Hikaye sonra başlıyor. İlk önce hani bir insanda, yani en azından bende bir enerji oluyor. Yani bir şeyler yapmam lazım. Hı-hı. Bir şekilde yapıyorum ve ne yaptığımı da bilmiyorum aslında yaparken. Ondan sonra zamanla gelişiyor. Hani bak bunu yapayım, şunu koyayım, şu renkleri kullanayım. O anki moduma göre değişiyor. Ve ondan sonra diyorum ki tamam bu eser sanki bitti gibi, ya da bazen diyorum ki tamam bu eser bitti gibi, ama mesela bir gün sonra geliyorum böyle bir rahatsız edici bir şey oluyor, yani illa onu değiştirmem gerekiyor. Ben de öyle gerçekten içime sinince diyorum ki bu eser bitti, ama mesela o eserin ne demek olduğunu sonradan anlıyorum, kendimi anladığım gibi. Yani bazen bazı şeyler oluyor, sonradan anlıyoruz onların bizde bıraktığı etkiyi. Sen o zaman kafanda belli olan bir şeyi buraya koymuyorsun da duygularım seni nereye yönlendirirse evet, öyle evet. Bir çizgiler sonucunda ciğere buluyorsun. Planlı bir şekilde resim yapmıyorum ben. Hani o an neyse enerjim onu yapıyorum. Sonrasında geliyor onun anlamı. Mesela bunlar üçlü seri yaparken ikincisinden sonra üçüncüsünü de yapıyorsun. Evet. Aynı anda birçok farklı şey. Evet. Çünkü yani özellikle bir seri yaparken hani aynı kafadaysan eğer çok daha rahat çıkıyor. Yani eserlerin ha bak bunu farklı günde yapmış diyebiliyorsun. Çünkü o gün farklı bir Elif oluyorum. Hı-hı. Yani şu mesela o zaman şu tarafa bakıyorum. Şuralar belki şunlar da var. Hep böyle çizgi üzerinde. Bunlar sanki o zaman hepsi aynı. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz sergimize. İnşallah bugünkü sergiyi beğenmişsinizdir. Ve inşallah bu eserlere bakınca kendiniz hakkında
şeyler sorgulamışsınızdır ve eve bir şeyler getiriyorsunuzdur bu eserlerden sonra. Sağlıcakla kalın. Devamını bekliyoruz.